Manisa TV ekranlarından herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Manisa TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Manisa'da 27. Ahilik Haftası kutlandı. Yenihan'da düzenlenen kutlama programı renkli görüntülere sahne oldu. Yılın ahisi unvanını ise Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde soğuk demircilik yapan Nurettin Bakar layık görüldü. Kayseri, Adana, Konya, Kırşehir. Kırşehir'e yerleşir. Esnafı, sanatkarı ve çalışanı teşkilatlandırır. Osmanlı döneminden itibaren Türk milletinin geleneği olan Ahilik Haftası Manisa'da da kutlandı. Bu yıl 27.si düzenlenen Ahilik Haftası kapsamında Yenihan'da kutlama programı düzenlendi. Sanatımda ben de usta, öğretmen olacağım. İşlerinde örnek olmak gayretim olacak. Kalfa, seni bilir tanırız. Bugüne kadar halinden ve ahlakından hoşnutuz. İyi yetiştin. Bugün hayırlısıyla şef kuşanıp usta olacaksın. Programa Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, İl Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, çok sayıda protokol üyesi ve vatandaşlar katıldı. Programda bir konuşma yapan Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Osmanlı döneminden itibaren ticaretin insan hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Osmanlı'nın ilk kuruluş yıllarında çeşitli savaşlar, çeşitli açılımlar yapılır ve İşte şu savaşın sonucu denir ki Osmanlı şu pazarı ele geçirdi. Pazarda vergi salma hakkını ele geçirdi. Yani işin esası esnaftır, ticarettir, üretimdir, pazarlamadır, alım satımın garantiye alınmasıdır. Bunu yaparken bizim milletimiz nasıl yapmış? Şimdi adına ahilik dediğimiz bir büyük felsefeyi içselleştirerek, yaşayarak, uygulayarak, uygulamalarını göstererek sağlamış. Konuşmanın ardından Manisa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri tarafından temsili şet kuşatma töreni gerçekleştirildi. Ahilik Haftası kapsamında belirlenen yılın ahisi unvanına bu kez Saruhanlı'da soğuk demircilik yapan Nurettin Bakar layık görüldü. Emre Belediyesi YSE Köprülü Kavşağı'nda bulunan giriş kapısının yerini değiştiriyor. Belediyeye giriş artık kavşağa yakın olmayan bir alandan sağlanacak. Yunus Emre Belediyesi'nin YSE Kavşağı'nın arkasında kalan giriş kapısı araçların girişini engelliyor. Kaza riskini bir hayli artırıyordu. Yeni kurulan bir belediye olmasına rağmen Yunus Emre Belediyesi bu soruna da çözüm buldu. Vatandaşların belediyeye girişte sorun yaşadığı bu durum çözüme kavuşturuldu. Şu an Yunus Emre Belediyesi'nin bahçesindeyiz. Biliyorsunuz Yunus Emre Belediyesi'nin girişi ana yolda olan kavşaktan giriş sağlanıyordu. Ve bu girişten dolayı vatandaşlar, kurum yetkilileri ve aynı zamanda kurum arabaları da diğer araçlarda büyük sıkıntılar yaşıyordu. İşte Yunus Emre Belediyesi bu sıkıntılara da çözüm buldu. Şu anda arkamda gördüğünüz giriş kapısı ana yolun biraz daha gerisinde ve kavşağa yakın olmayan bir alanda duruyor. Bu yüzden artık Yunus Emre Belediyesi'ne vatandaşlar, kurum araçları ve özel araçlar daha rahat girebilecek. Belediye girişi artık İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün karşı yolundan YSE kavşağının 50 metre ötesinden sağlanacak. Müjgan Pulcuoğlu ölümünün 19. yılında eşi Oktay Pulcuoğlu'nun 30 yıl boyunca topladığı kıyafetlerin sergilenmesine izin vererek eşini andı.
22 Eylül 1995 günü akciğer kanseri sebebiyle vefat eden iş adamı Oktay Pulcuoğlu'nun 30 yıl boyunca topladığı 7 bölgenin yöresel kıyafetlerinden oluşan gizli hazinesi, Köykop Manisa Şubesi ve Yeniden Bir Yaşam Derneği tarafından hazırlanan projeyle yıllar sonra tekrar gün yüzüne çıktı. Köykop Manisa Şubesi ve Yeniden Bir Yaşam Derneği tarafından Manisa kültürüne sahip çıkıyor sloganıyla hazırlanan proje kapsamında Pulcuoğlu'nun eşi Müjgan Pulcuoğlu ile görüşen temsilciler 1974 yılından bu yana Anadolu kadınının giydiği kıyafetlerden oluşan eserlerin tekrar sergilenmesini sağladı. Düzenlenen açılışta 105 eserden oluşan değerli koleksiyon Manisalılarla buluştu. Defilenin açılışına CHP Manisa İl Başkanı Cahit Kaplan, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Çakır, Köykop Manisa Şube Başkanı Nurettin Dingaz ve vatandaşlar katıldı. Defilenin açılış konuşmasını yapan Köykop Manisa Şube Başkanı Nurettin Dingaz şunları söyledi. Bu koleksiyon rahmetli İş adamı, hani sana tanımış iş adamlarından Oktay Pulcuoğlu'nun koleksiyonudur. Tam derneği böyle bir teklifte bulunduğunda biz tabii ki heyecanlandık. Çünkü Köykop Manisa Birliği olarak 1973 yılından beri yöresel el sanatlarına, yöresel kıyafetlere, yöresel kaybolma yüz tutmuş yöresel el sanatlarına önem veriyoruz. Konuşmaların ardından defilenin açılışı gerçekleştirildi. Evet, hayırlı uğurlu olsun diyorum Manisa'mıza. Çok güzel, harika. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Manisa Hayvan Pazarı'nda küçükbaş hayvanlarındaki ilginin az olması vatandaşların dikkatini çekti. Kurban satıcıları ise ilginin az olmasını kuraklığa bağlıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar kurbanlıklarını almak için hayvan pazarına gidip fiyat araştırması yapıyor. Manisa'da faaliyet gösteren hayvan pazarı geçtiğimiz günlerde büyükbaş hayvanlarını içerisine aldı. Hatta birkaç kurban satışı yapan esnafın büyükbaş hayvanları tükendi. Manisa Ticaret Borsası'nın kurduğu hayvan pazarı vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Fakat bazı vatandaşlar aradıklarını bulamıyor. 600-700 liradan başlayan fiyatlarla pazardan alıcısını bekleyen küçükbaş hayvanlar geçtiğimiz yıla göre biraz daha hesaplı olduğu söyleniyor. Kurbanlıklarını Manisa Hayvan Pazarı'na getiren satıcılarsa Manisa TV kameralarına şunları söyledi. Amcacığım merhaba. Merhaba. Bu sene kurban pazarında kurbana pek rağbet yok. Satıcılar Manisa'ya pek fazla gelmemiş. Doğru. Bunun sebebi nedir acaba? Doğru. Yem çok pahalı olduğundan gelemediler. Mal besleyemediler. Doğudan gelmiş kümeli. Karaboyun başka yok. Siz nereden geldiniz? Biz... İç Ege'den geldik, Afyon'dan. Afyon. Karabağ. Peki yani siz kuraklığa bağlıyorsunuz, doğru mu? Evet. Yani geçen seneye göre bu yıl kurban daha az. Az. Kuzu, koyun bakımından, küçükbaş bakımından. Küçükbaş. Küçükbaş daha az. Geçen yıla göre bu yıl hayvan küçükbaşta biraz rağbet az. Satıcılar pek fazla ilgi göstermemiş Manisa hayvan pazarına. Neden acaba? Ya hocam yetiştiremedi ki, bunu kuzuyken tüketti. Yem pahalı, her şey pahalı. Üretemedik hayvan. Adam ufakken sattı, elinden çıkardı. Buraya getirmek kolay mı besleyip de? Bir sürü maliyet, her şeyin maliyeti yükseliyor. Geçen seneki 50-40 liralık yem bizim oldu 50 lira. Hadi nasıl geleceğim buraya? Her şeyde 150 zam var. Ha bizim hayvanlar yine aynı geçen yıla göre. Hiç zam yok. Müşteri öyle dedi mi, müşteri koydu mu gidiyor. Çok pahalı, çok pahalı. Ya kardeşim bir de sen ekmeğe bile zam geliyor. Bizim bu hayvan hiç zam olmasın mı ya? Geçen yılda 13 lira fasulyenin kilosu, bu yıl yine aynı 13 lira. Kaç hayvanla geldiniz?
25 tane hayvanla geldim. Ne kadar oldu geleli? Cumartesi günü sabah saat 4'te buradaydım işte. Afyon'dan geliyoruz 410 kilometre yerden biz. Peki hayvan satabildiniz mi? 3-5 tane sifta yaptık ya. Büro Emekçileri Sendikası Manisa Şubesi örgütlenme çalışmaları kapsamında yeni bir harita çiziyor. Bu kapsamda sendikanın genel merkezinden gelen temsilcilerle basın toplantısı düzenleyen BES Manisa Şubesi, büro çalışanlarının sorunlarını kamuoyuyla paylaştı. Evet, biz hoş geldiniz. Büro Emekçileri Sendikası olarak bugün genel merkezimizden iki arkadaşımız burada. Ahmet Acar arkadaşımız, Büro Emekçileri Sendikası Genel Merkez Basın ve Yayın Sekreteri. Büro Emekçileri Sendikası Manisa Şubesi, Manisa'da büro çalışanları ve örgütlenme çalışmaları konusunda yaşanan sıkıntıların tespit edilip çözüme kavuşturulması amacıyla genel merkez yöneticileriyle bir araya geldi. BES Genel Basın Yayın Sekreteri Ahmet Acar ve Genel Hukuk Sekreteri Şenol Köksal'la buluşan üyeler, sendikanın Manisa'daki son durumunun da değerlendirmesini yaptı. BES Genel Basın Yayın Sekreteri Ahmet Acar, Memur Sen Konfederasyonu'nun hükümetle yaptığı toplu iş sözleşmesinin memurlara zarar verdiğini söyledi. Yani kamu çalışanlarının çok ciddi sorunlar yaşadığı bir dönemdeyiz. Her ne kadar hani bunun hükümet nezdinde bunun tersi iddialar, açıklamalar, beyanatlar olsa da yani her geçen gün yoksullaştığımız ve kamuda ciddi bir dönüşümü yaşandı. Siyasi kadrolaşmaların hani artık çok üst noktalara geldi. Bir süreç yaşıyoruz. Sürekli de kamu alanında çalışanlar değişik yapay ayrımlar işte bölünerek güvencesiz çalışma yaygınlaştırılarak aslında kamuda bir tasfiye süreci uzun zamandır yaşanıyor ve bunun da her geçen gün arttığını görmemiz mümkün. Şimdi biz niye buradayız veya niçin illere gidiyoruz? İşte çalışanlarımızla yüz yüze geliyoruz, onlarla bu süreçleri değerlendiriyoruz, sorunlarımızı, taleplerimizi birlikte ele alıyoruz. Şimdi birincisi, biliyorsunuz 2013 yılı Temmuz'unda bir toplu sözleşme imzalandı. Bizim hükümetin memur kolları diye ifade ettiğimiz memur sen arasında danışıklı, oldu bittiye getirilen bir toplu sözleşmemiz alındı. Orada 2014 Ocak ayı itibariyle tüm kamu çalışanlarının 123 liralık seyahatin bir artış kararı bağlanmıştı. Biz o zaman da itiraz etmiştik, meşru bulmamıştık. Toplu sözleşme sürecinin hukuki olarak işletilmediğini savunmuştuk. Ki o yapılan artışın kamu çalışanlarının ihtiyacına çok uzak bir artış olduğunu ifade etmiştik. Yani gelinen süreç bizi o anlamda da haklı çıkarttı. Haziran ayında devletin rakamlarıyla, hükümetin açıkladığı TÜİK verilerine göre o alınan 123 lira Haziran ayı sonunda enflasyonun altında kaldı. BES Genel Hukuk Sekreteri Şenol Köksal ise sendikanın tüm şubelerini ziyaret ederek rapor oluşturacaklarını ifade etti. Aslında biz bakanlıklar düzeyinde her türlü girişimi yapan BES Genel Merkezi olarak eylem ve etkinlikler düzenliyor. Ama bunun da bir sonrası aşamasındaki şubelere de bunun sonucunu görmek ve nerede eksiğimiz varsa onları görmek niyetiyle illere gidiyoruz. Burada geldiğimiz Manisa'da bu illerden bir tanesidir. Bizim sendikamızın mücadelesi 4688 sayılı yasayla değil, daha öncesinden başlar ve bu süreç içerisinde geçmiş hükümetlerde olduğu gibi de bu hükümet döneminde de mücadelemiz aynen devam etmektedir. AKP ile beraber başlayan bizim demokratik özlük ve ekonomik haklarımıza olan saldırılar son süratle devam etti. Buna ilişkin eğer örneklendirmek gerekirse Ahmet arkadaşım bıraktığı yerden işte 666 sayılı kanun hükmünde kararname ile başlayan işte onun bugünkü yansıması kurumlardaki personelin özlükleriyle oynamak adına Adalet Bakanlığı'nda hakimlere verilen rüşvet niteliği taşıyan 1155 lira. Onun dışında kamu kurumundaki aynı işi yapan personel arasındaki ücret adaletsizliğinin kat safhalar varması. İşte personelin her geçen gün göstermelik zamlarla kamuoyunu yanıltan düşük maaşın düşürülmesi. İşte enflasyon farkı diyoruz. Evet, memur senin geçen sene imzalamış olduğu toplu sözleşme.
Av yasağının kalkmasıyla birlikte balıklar tezgahlardaki yerini alırken Manisa'da hamsinin kilosu 5 lirayla 7 lira arasında satışa sunuldu. Eylül itibariyle av yasağı kalkmasıyla birlikte vira bismillah diyerek denize açılmak isteyen Manisalı balıkçılar yakaladıkları balıkları tezgahlara yerleştirdi. Benim için bir hapsine! Hapsine bomba var, bomba! Hapsi patladı! Hapsi patladı! Hapsi geldi! Yedi, yedi! Bir buçuk ağa, bir buçuk ağa! Karadeniz hapsi! Abi, yedin abi, yedin abi! Abi, bir buçuk ağa, bir buçuk ağa, bir buçuk ağa! Gerçek hapsi, gerçek! Gerçek hapsi, gerçek! Karadeniz'de tutulan hamsi ve mezgit Manisa'da tezgahlarda yerini aldı. Hamsinin kilosu Manisa'da 5 liradan satışa sunulurken mezgit ve istavrit 10 liradan satışa sunuldu. Hava muhalefeti nedeniyle balık fiyatlarının normal olduğunu ifade eden Manisalı balıkçılar Manisa TV kameralarına şunları söyledi. Hamsi şu anda fazla ama bu havaların ısınmasından dolayı fazla. Hava soğudu mu buraya fazla düşmez. İstanbul'a gider, Bursa'ya gider, bu tarafa fazla düşmez. Fiyatı uygun ama normalde 10-12 liralık hamsi, iri hamsi. Geçen yıla göre daha mı güzel? Tabii şu anda daha güzel ama hani biraz hava soğudu mu mesela Ekim'den sonra fiyatlar yükselmeye başlar daha çok. Doğrudur. Yani Ege bölgesinde özellikle hamsinin bir bolluğu var. Karadeniz'den geliyor bu hamsi. Karadeniz balığı bolu. Ege bölgesinde balığın bolluğu var. Diğer illerimize göre, İstanbul'a, İzmir'e göre ve daha da ucuz. 5 lira satıyoruz mesela hamsiyi biz Manisa'da. İstanbul'da, İzmir'de 10 lira mesela. İstanbul'da 15 lira. Yani Manisa'da balık ucuz. Hamsi olur, sardalya olur, başka balıklar olur. Para burada 10 lira tane. Kardeş tane 7 milyon kilo. Kap tanesi güzeli 5 lira sardalya be. 5 lira bu sardalya, 5 lira. 10 numara bir sardalya be. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde iki kardeş Yıldıray Bilgin ve Yıldız Bilgin çifte nikah yaparak aynı gün evlendiler. Hiç kimsenin bahçesi altında kalmadan özgür iradeniz ve kendi arzunuz ile Asuman Demir ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Manisa'nın Yunus Emre ilçesindeki iki kardeş Yıldıray Bilgin ve Yıldız Bilgin çifte nikah yaparak aynı günde evlendiler. Yunus Emre Belediyesi eşine az rastlanır iki nikaha ev sahipliği yaptı. Aynı gün nikah kıymaya karar veren ağabey Yıldıray Bilgin ve kız kardeşi Yıldız Bilgin Yunus Emre Belediyesi'ne başvurdu. Aynı gün nikah masasına oturan kardeşlerin mutluluğuna sevenleri de ortak oldu. Abi Yıldıray Bilgin kıyılan nikahla hayatını Asuman Demir'le birleştirirken hemen arkasından kız kardeşi Yıldız Bilgin de Hakan Paçacıoğlu ile mutluluğa imza attı. Hadi çıkın bakalım sen. Hadi güle güle. Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çaycı da genç çiftlerin mutluluğuna ortak olarak çiftlere düğün hediyesi verdi. Çok mutlu olduğunu dile getiren abi Yıldıray Bilgin, nikah tarihi için neden aynı günü seçtiklerini şöyle açıkladı. Yakın tarihte çevremiz, akrabalarımız aynı olduğu için insan ayrı ayrı toplamayalım hem de ömür boyu bizde bir hatırası kalır diye böyle bir karar verdik. Nikah, evet sizin önce. Manisa'da otomatik makinelerde el değmeden dökülen hayır lokmaları ilgi görürken lokma dökümü de bir sektör haline geldi. Manisa'da faaliyet gösteren Sahra Lokma kampanyalarıyla vatandaşların ilgi odağı oldu. Manisa'da otomatik makinelerde el değmeden dökülen hayır lokmaları ilgi görürken lokma dökümü de bir sektör haline geldi. Manisa'da da gün geçmiyor ki bir köşede lokma dağıtılmasın. Konuşmuyor.
Manisa'da geleneksel lokma hayırları otomatik makinelerde yapılmaya başlandı. Hayır yapmak isteyen vatandaşlar bu işi yapan firmalara sipariş verirken lokmacı da istenen noktada lokmayı dökerek dağıtımını yapıyor. Vatandaşlar da ücretsiz dağıtılan lokmadan alabilmek için kuyruk oluşturuyor. Sahra Lokma İşletmecisi Muhammed Akgün, hiçbir katkı maddesi olmadan ve el değmeden üretilen lokmalara ilginin fazla olduğunu anlatırken, lokma ikramından yararlananlar da hayır sahiplerine dua okuduklarını kaydetti. Manisa'mıza güzel hizmetler verebilmek için bu yola çıktık. Halkımız yararlansın diye indirimli fiyatlar üzerinden devam ediyoruz. Kurban Bayramı'nın öncesi ve sonrası fiyatlarımız devam edecek. İndirimli fiyatlar devam edecek. 50 kilo ışmanın üzerinden 29 TL götürmekteyiz. Her bir şey bize de ayrılmak üzere. Her şey size de ayrılmak üzere. Vatandaş sadece elimizde mutlaka merak ediyoruz. Orta çarşıda sadece geldiğimiz yerlere renkliyip de su oluyorlar. Geri kalan her bir şey bize ait. Her geçen gün lokma siparişlerinin arttığını anlatan Sahra Lokma Ustası Muhammed Akgün, Manisa TV kameralarına yaptığı açıklamada şunları söyledi. Evdeyim ben, otomatikada ve sistemiyle buna devam etmekteyiz. Kişilik ortamda hiçbir şekilde yerimiz girmiyor, hiçbir şekilde şeyimiz girmiyor. Çünkü kullandığımız madde kaliteli. Yani tavuk, orkideye, mayonez patmaya, tuzumuz bilmiyoruz olmak üzere bütün etkilerin markalarla devam etmektedir. Tabii. Bütün etkilerin ürünlerle devam etmektedir. Teşekkür ederim. Bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. ...5-19 Eylül tarihleri arasında Isparta'da yapılan Türkiye Görme Engelliler Golbol Birincilik Erkekler ve Bayanlar birinci devre müsabakalarında Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü başarılı sonuçlara imza attı. Erkek takımı birinci devreyi 3. sırada tamamlarken bayan takımı ise 5. sırada tamamladı. Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü Isparta'da düzenlenen golbol müsabakalarında başarılı bir grafik çizdi. Kulüp antrenörü Salih Rençber, ikinci devre müsabakalarında daha iyi bir sonuç elde ederek Manisa'ya kupayla dönmeyi hedeflediklerini açıkladı. Görme Engelliler Spor Federasyonu Manisa İl Temsilcisi Mehmet Göktaş, sporcuları gösterdikleri başarı için ve ilimizi iyi bir şekilde temsil ettiklerinden dolayı tebrik etti. Göktaş, hazırlık esnasında kendilerine destek veren Manisa Eczacılar Odası Yönetim Kurulu'na, Manisa Şehzadeler Anadolu Lisesi ve Manisa Şehzadeler Endüstri Teknik Lisesi'ne teşekkür etti. Kulüp derece sıralamasına göre erkeklerde üçüncülüğü yakalayan Manisa Görme Engelliler takımı bayanlarda beşinciliği elde etti. Akhisar Belediyespor Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında topladığı 7 puanla zirvenin sahibi oldu. Akhisar Belediyespor basın sözcüsü İbrahim Evren, kadrolarına güvendiklerini ve Fenerbahçe'yi de yeneceklerini söyledi. Süper Lig'e kadroda köklü değişiklikler yaparak başladıklarını ve nasıl bir tabloyla karşılaşacaklarını bilmeden lige start verdiklerini anlatan Akhisar Belediyespor basın sözcüsü İbrahim Evren, daha önce de olduğu gibi tüm yetkinin sadece teknik heyette olduğunu belirterek yaptıkları en iyi işin de bu olduğunu ifade etti. Kayseri deplasmanında 3 puan alarak moralli bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Evren, rehavete kapılmadan aynı disiplinle yola devam edeceğiz. Fenerbahçe'yi de yenecek bir kadroya sahibiz dedi. Öte yandan yeşil siyahlılarda sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına 23 Eylül Salı günü saat 19'da Yılmaz Atabatur tesislerinde başlanacağı bildirildi. Akhisar Belediyespor yönetiminin bugün yapacağı toplantının ardından Fenerbahçe maçı bilet fiyatlarının yarın açıklanacağı bildirildi. Manisa'dan haberleri izledik, şimdi de para piyasasına göz atalım.
Hava durumunu getiriyoruz şimdi de ekranlarınıza. Yarın Manisa'da en düşük ve en yüksek sıcaklık dereceleri nasıl olacak? Manisa TV 19 ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Manisa haberlerinin merkezinden herkese iyi akşamlar diliyoruz. Daha fazla haber ve ayrıntıya manisahaberleri.com ve Twitter, Facebook adreslerinden ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.